radyoda senin sesini duyduğum zaman veya seni görmeden sesini duyduğum zaman aa bu Aleyna diyeceğin bir sese sahip. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown and we could be together. Aleyna Tilki. Evet, benim. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? İstanbul Maltepe'den geliyoruz. Peki. Kaç yaşındasın? 14. Daha büyük mü gösteriyor? 2000'li yani. Yok, daha küçük gösteriyor. 2000'liyim. İlk defa bir yarışmacının yaşı alkış alıyor ya. Böyle bir şey görmedim. 2000 yılında ne oldu o yıl acaba? Milenyum ya. Aa. Okuyorsun tabii. Nerede okuyorsun? Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Peki. Murat, seninle başlayalım. Başlayalım. Şöyle bir şey söyleyeceğim Aleyna. 14 yaşındasın. Yaşın da küçük. Ve kendine has bir tarzın var. Bu böyle hani, çünkü o yaşlarda yani şarkı söylemeye başlayan arkadaşlarımız, ben de dahil olmak üzere, birilerine böyle öykünürüz. Yani böyle birilerine feyz alırız. Onu ilk önce böyle taklit etmekle başlarız. Sonra kendi tarzımız falan oluşur. Ama sen bayağı böyle bir kendine has okuma tekniğin, bir de okuma tarzın var. Bunu ne ara nasıl yaptın? 2000'de doğup, yani 15 gün önce doğup bir tarz belirlemişsin kendine. Bu çok enteresan bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Radyoda senin sesini duyduğum zaman veya seni görmeden sesini duyduğum zaman, açıklamamı öyle yapayım, daha net anlaşılır belki. Aa bu Aleyna diyeceğin bir sese sahipsin yani. Teşekkür ederim. Çok da güzel yorumladın. Vallahi inanılmaz. İnanılmaz beğendim, çok beğendim yani. Tebrik ederim. Teşekkürler. Seni de tanıyalım.
İşte ben de Aleyna ile birlikte 6-7 senedir gitar çalıyorum. Yani İsim? Mekin. Peki. Bir de ben yabancı şarkı da hazırlamıştım. Onu da söyleyebilir miyim? Tamam, söyle. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Aleyna, nerelisin sen? Babam Konyalı. Konyalıyım. Ay, bir yabancılık var mı? Yabancı, yani şeyden soruyorum. Hani böyle bir aksan var dilinde. Acaba hani bir yerden mi diye? Yok. Ha, tamam. Yok. Teşekkür ederim. Özgü. Aleyna, ben sana çok teşekkür ediyorum. Hem Konyalı olup Gesi Bağları okuyup arkasından da böyle İngilizce bir şarkıyı icra ettiğin için. Çünkü sonuçta bunu da okuyabilirdin. Ama sen daha bizden bir şey seçtin. Hem Doğu'yu hem Batı'yı birleştirdin. Bizim senin gibi gençlere çok ihtiyacımız var. O yüzden seni gerçekten çok tebrik ederim. Ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Seni de ayrıca Mekin. Yani tabii ki Batı'ya özenelim. Evet, oradan feyiz alalım. Ama hani Doğu'yu da unutmayalım. Bizim de çok kıymetli bir kültürümüz var. O yüzden Gesi Bağları şahaneydi. Çok güzelsin, harikasın. İçinden ışık akıyor. Siz sesine sağlık. Çok sağ olun. Peki, oylamaya geçelim. Eser. Ben de hem yorum hem şey yapayım. Yani çok daha hani böyle yetmedi sana bir gitar ve şey. Yani biraz daha eğer üstüne çıkarsanız biraz daha böyle orkestra arttığı falan versiyonda daha seyir zevki de yüksek bir şeye doğru dönüşebilir. Yani büyütebilirsiniz arkadaşlarınızla. Tavsiye olarak söylüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben de Özgü'ye katılıyorum. Türkçe şarkılarda daha özgün geliyor sesin. Şimdi İngilizceyi söyleyince ben onu kaptım hemen. O yüzden bence Türkçe şarkılardan devam etmen lazım gibi hissediyorum. Şu anki hissiyatım öyle. Ve Eser'e de katılıyorum. Bir üst turda daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyorsan biraz daha orkestra falan çoğalmalısınız gibi geliyor. Benden de bir evet. Çok teşekkür ederim. Evet, demin de dediğim gibi bu Batı gırtlağını bizim Doğu ezgilerini taşıyınca çok yakışıyor. Bu konuda da zaten siz de eminim farkındasınızdır. O yüzden ben de evet diyorum. Çok teşekkürler. Ben de çok beğendim. Gerçekten sıra dışı bir sesim var. Bütün yorumlara katılıyorum. Türkçe'de yürümen lazım bu yarışmada ki bence avantaj olsun. Yabancı şarkıda söylemen çok güzel. Daha çok zevk alabilirsin. Ama ne kadar Türkçe söylersen seyircimizle o kadar bütünleşirsin diye düşünüyorum. Bir tavsiye, sen kararını ver. Ben de evet diyorum. 4 evetle uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.